Gel Kudret, gel, gel. Gel Kudret. Oğlum Kudret, bak sana büyüğün olarak bir tavsiye vermek istiyorum. Oğlum sevdiklerinin kıymetini bil, tamam mı? Onları gördüğün zaman sık sık onları sevdiğini söyle. Çünkü bu hayatta ne olacağı hiç belli olmuyor. Hayırdır hakimim, kötü bir şey mi oldu? Klimam bozuldu. Hem de 3 gün sonra tamir edilecekmiş Kudret. Evde yanıyoruz, yanıyoruz. Onu öyle çok özledim ki. Hay canım. Geçmiş olsun, geçmiş olsun hakimim. Neyse ki sıcaklar bizi çok etkilemedi. Hadi hazırsanız davalara başlayalım. Başlayalım Kudret, başlayalım. Bu Adana'da suçluların hiçbiri normal ve düz olmayacak. Ve işin kötüsü bu artık bana acı vermiyor Kudret. Yolla gelsin. Göreceğimiz her şeyi gördük. Tamam hakimim. Kendi kendini... Pardon. Evet, şimdi şöyle yapalım hakim olarak. Şimdi artık geldin, biraz da geç gelmişsin. Dava hemen almak lazım. Bekleyenler sıra olmuş kapıda. O yüzden de hafif sıkışmışsın. Bütün skeç boyunca ara ara tabii yokluyor. Ve davalar ve dakikalar ilerledikçe de yoklamaya eklenerek, çoğalarak devam ediyor. Bunu bize hissettir aralarda istiyoruz. Hakimim, hazırsanız hemen davalara başlayalım. Hazırım Kudret, hazırım, hazırım oğlum. Ya bu zaten... ya bak gerçekten bu Adana'da hiç böyle düz, normal bir dava görmedik oğlum. Ve bu bana artık acı vermiyor, biliyor musun oğlum? Çağır gelsin. Çağır gelsin bakalım. Oho, biz neler gördük, neler. Çağırıyorum hakimim. Çağır, çağır. Mahkemeden sessizlik atarım efendim. Yeter. Tamam. Kendi kendini kaçırıp karısından fidye isteyen adam geliyor. Görmemişiz. Evet. Allah Allah. Tabii doğal olarak kadın da şikayetçi herhalde. Yok. Adam şikayetçi. Allah Allah. Tazminat istiyor. Çağırayım. Ha, çağır gelsin bakalım. Burcu Cıngar. Bunun ayarını hep sen bozuyorsun. Burcu Cıngar, İbrahim Cıngar. Evet, neden kaçırdın kendini gibi saçma bir soruyla başlamak istiyorum. Hakim abi, bazı insanlar ne kadar değer gördüğünü, rakamsal karşılığını bilmek isterler. Misal bazı insan vardır, borsada sevdiği şirkete şiir yazar. İlk defa duyuyorum böyle bir saçmalık ha be. Yazar yani. Seviyorum seni yassı çeliğini. İniş çıkışlarını falan. Bazı insan vardır, hani bazı arkadaşlar vardır, 10 numaradır biliyor musun? Bazı kardeşler vardır, 5 yıldızdır. Ben de bakayım dedim, aşkımın karşılığı ne kadarmış biliyor musun? Peki ne kadar değer biçtin aşkına? 30.000 dolardı. Ha bir de dolar cinsinden biçtin. Euro da olurdu ama bu kadın bana 1 dolar bile teklif etmedi hakim bey, 1 dolar bile. Üstüne bir de beni kaçıran bana, beni geri getirmemesi için 10.000 dolar teklif etti. Peki sen ne yaptın? Kabul etti. Ne, bir saniye. Bir saniye. Çok hızlı gitmedik mi arkadaşlar? Evet. Gerçekten çok hızlı git. Şu kaçırma olayına gelelim. Nasıl oldu? Vaktiniz varsa anlatayım mı? Pek de yok ama. Çok dava var o anlamda. Ha. Şimdi Hakim abi, ben kendi kendimi kaçırıp arkadaşımın Pozantı Tekir Yaylası'ndaki yayla evine kaldırdım. Kendime çok iyi davrandım, hiç mağdur etmedim. Sonra ufaktan kendime aşık olmaya başladım. Stockholm sendromu biliyor musun? Dedim ortalık daha fazla karışmadan ben en iyisi Burcu'yu arayayım, fidye isteyeyim. Böyle telefona bes sardım, sesimi değiştirdim, aradım. Ben de hemen anladım tabii. Ondan sonra abimleri işin içine kattım. Bak dedim, sana 10 milyon dolar veririm dedim. O dombiliği sakın buraya geri getirme dedim. Ondan sonra parayı almak için parka gittiler. Abim de bunu bir güzel patakladı.
Bir tarafta dolandırıcılık, bir tarafta darp var. Yani gerçekten ortaya karışık tadında bir suç ailesi. Peki sen niye istemedin? Direkt isteseydin para. Ya Hakim abi, istemez olur muyum? İstedim de vermiyor. Çünkü bu şimdi birdenbire ortaya çıkan bir para, biliyor musun? Nasıl birdenbire? Piyangodan mı? Yok ya, Hakim'in yancısı. Bak şimdi bunların babaları... Bunların babaları rahmetlik oldu, tamam mı? Ha. Babaları rahmetlik olunca yatağın altından bir ton para çıktı. Meğer boş zamanlarında hobi olsun diye direniyormuş bu. Burcu'ya 20 milyon dolar aldı. Ne diyorsun ya? Gene mi dolar ya? Nasıl ya? Ya bunlar İncirlik üstündeki askeriye var ya, oradan çıkan askerlerden dilenmişler. Allah Allah, İngilizce nasıl dilenmiş bu? Mesela bu Allah tuttuğunuza altın etsini nasıl demiş ya? Ya şey demiş onu işte, God make you everything touch gold demiş. Zaten gold dediği an parayı eme veriyor. Şimdi sözcükler kendi başına tek tek doğru ama bir araya gelince doğru bir cümle değil kesinlikle. Thank you Kudret. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ne oldu yani? Babandan para kalınca sen... sen niye paylaşmadın ya? Hakim Bey'in folklor kursu var da. Ya Hakim abi, senin 20 milyon doların olsa... şöyle bir tiple herhangi bir ilişki yaşamak ister misin? Ne olur söyle ya. Vallahi istemem. Yani 20 milyon dolar borcum olsa da istemem. Ayıp ediyorsun ama Hakim abi, yani beni tanımadan ön yargılı karar veriyorsun. Bak ben sürprizlerle doluyumdur. Dinlemesini seven, dinlemesini bilen bir erkeğim. Artı sol ayağımda 6 parmak var. Öyle mi? Bak bu çok enteresan. Yarın bir ara buluşup çay içelim seni. Tövbe estağfurullah ya. Peki kızım sen niye? Şarkıya girecek galiba. Sen niye evet dedin ya? Evet demeseydin, niye evliliğe evet dedin? Ya Hakim abi, başka seçeneği mi vardı ya? Nasıl? Zorla mı evlendirdiler? Yok, başka biri istemedi ki beni. Ha. Ama şimdi 20 milyon dolarım var. Ha Hakim abi, işte bu yüzden şikayetçiyim. Bu beni, bu kadın incitti, incitti. Boşanmak için 50 bin dolar, zedelenen olurum için de 2 lira istiyorum. Evet. Bak Kudret, onuru iki paralık olan adam böyle oluyormuş işte. Boşamıyorum lan sizi. Siz birbirine layık olan iki şerefsizsiniz. Allah Allah. Halim abi, kendimi yaralayıp suçu Burcu'ya atsam para alabiliyor muyum? Lan çık git! Ya su çeliğinle döverim seni artık ha! Çık lan! Çıkın! Allah. Çık! Allah Allah! Vallahi insandan soğudum ya. Bize yıpranma payı vermeleri lazım hakimim. Ya abartma sen de bunu. Sen de abartma hakimim. Yani sen de yani kaç yaşında adamsın oğlum? Hakikaten kaç yaşındasın ya? 23. Yuh! O ne lan, ne olmuş sana? Bari şu bıyığını mıyığını kes oğlum. 2-3 yaş gençleşirsin. Sınavdaki dava ne? Hemen bakıyorum hakimim. Çabuk bak, çabuk. Seri kavga çıkarıcı Bilal Koç yiğit. Bilal Koç yiğit. Selamun aleyküm müdür. Daha girer girmez bir yıl yedi. Şu hale bak ya. Şu hale bak ya. Kahvehane mi oğlum burası? Neyse hemen. Sen şimdi niye dövüyorsun milleti oğlum? Söyle bak. Bu hayatta unutulan değil, iz bırakan ol müdür. Evet, evet. Bakıyorum zaten yeterince iz bırakmışsın oğlum. Yani kavga çıkardığın herkesin yüzünde bir iz bırakmışsın. Bir şey yok, bir şey yok. Devam, çabuk. Hayat silgi kullanmadan resim çizmektir. Ha, bu yüzden mi 3 hafta önce böyle sana yan gözle baktı diye biriyle kavga çıkardın. Havasız sert insanım Mert. Burası Adana. Gömülür kafa yan gözle bakana bağım. Oğlum o yan gözle bakıyor dediğin adam şaşıymış ya. Yeter ki kalbimiz şaş olmasın müdür. Çift görmeyelim doğruları. Ta 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 ta. Teşekkürler deme takalım. Teşekkürler. Yalnız bu kullandığın her aforizmada senin cezan biraz daha artıyor. Haberin olsun ha. Bakalım başka neyin var? Ha buyur. Lan sen müezzini niye dövdün? Ezanın makamını yanlış girdi diye dövmüş manyak. Yanlışlar yüzünden dövmesini de bilirim. Yanlışlarım yüzünden dönmesini de müdür. Kış 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 kış. Nereye dönüyorsun oğlum? Gidene dön demem. Dönen döner zaten. Oğlum bunun bir mantığı da kalmadı. İyice saçmalıyor.
Mantığa mantı yapsaydık mantıklı olmazdık. Tamam ulan tamam yeter. Yani huzuru ve sükuneti bozmaktan 16 ay ceza verdi. Yaptıklarımda pişman değilim. Aklım hala yapamadıklarımda müdür. Ulan o zaman 19 ay oldu. İçeride kalmaktan korksaydık gözlerine bakmazdık. Bana mı yürüyor lan bu? 2 yıl oldu. Değil ki 10 yıl versen vazgeçmem bu sevdadan. Ulan 10 yıl oldu o zaman hadi buyur ha. Vazgeçtim. Seni sevmenin bedelini ödüyorum müdür. Lan yürü gitme Allah Allah. Ben de dinliyorum burada ya. 10 yıl kesin mi? Lan yürü oğlum yürü haydi haydi. Yürü git. Haydi. Allah Allah. Ya böyle bir baktım, ne bir şey var mı orada, ses mi geliyor diye. Evet. Sıradaki dava ne oğlum? Bakıyorum hakime. Yapma. Gerçekten mi? Ama olamaz. Yine mi? Allah Allah. Bizim fabulcular. Baksanıza ya, gene bir hayvandan mevzuya girmişler. Kim bilir gene hangi hayvana tebelleş oldular. Aqua Park'tan köpek balığı kaçırmışlar hakimim. Yuh! Bahadır Durgun, Çetin Asi. Hoş geldiniz Adanalı Hansel ve Krater. Niye kaçırdınız oğlum köpek balığını? Hakim abi, Selahattin abi ve alkolün etkisi diyebiliriz. He, Selahattin abi gene yok tabii. Selahattin abi içimizde. Allah Allah, Selahattin abi içinizde. Peki neyse, evet. Çetin, sendeyiz oğlum. Mısırlarını çıkar oğlum, mısırı çıkar. Evet, mısırımızı getirdik, patlamış mısırımızı. Uykumuzu da aldık. Çişimizi tam yapamadık. ama yine de senin yeni maceralarına hazırız. Onun için seni dinlemek için sendeyiz, buyur. O gün hakim abi Selahattin abiyle içmek için yeni açılan Aqua Park'a gidelim dedik. Orada yunusları, balıkları izler, demleniriz diye düşündük. Gittik Aqua Park'a. Her şey çok normal. Derken akvaryumdan bir ses geldi. Patolof. Pupa, pupa, pupa diye. Selahattin abi köpek balığının kendisine seslendiğini iddia etti. Dedi ki, çocuklar, bu bir yardım çığlığı. Nerede olsa tanırım. Bu hayvan açık denizlere gitmek istiyor. Bunu kurtarmam lazım. Bu uğurda benimle misiniz koç yiğitler deyince... biz de alkolün verdiği duygusallıkla 3 defa... evet, evet, evet diye bağırdık. Sonra Selahattin abi bize döndü. Çocuklar, siz de benim düşündüğümü mü düşünüyorsunuz dedi. Ben dedim, Selahattin abi sen de mi Rihanna'yı düşünüyorsun? O dedi, hayır. Bu balığı akvaryumdan çıkarıp denize salacağız dedi. Siz gidip kamyonu suyla doldurup akvaryuma yanaştırın. Ben bu hayvanı buradan kurtaracağım dedi. İyi yürekli Selahattin abi. Selahattin abi içimizde. Evet, yine Selahattin abi ve ölüme meydan okuyan fikirleri. Sonra biz kamyonu akvaryumun oraya yanaştırdık. Selahattin abiye dedik ki, ya Selahattin abi tamam güzel de bu hayvan çok vahşi bir hayvan. Bu hayvanı akvaryumdan nasıl çıkaracaksın dedik. O da bize planı anlattı. Bir baktık, bir elinde ip, diğer elinde toplu iğne. Çocuklar dedi, bakın. Havuza kan damlatacağım. Köpek balığı kanın kokusunu alacak. Direkt çıkacak. Ben de iple kafasından bağlayıp onu kamyona atacağım. 2 saniye düşündük ve dahiyane bir fikir olduğuna karar verdik. Sonra ne oldu? Sonra yani kısmen işe yarayan bu fikir doğrultusunda Selahattin abi toplu iğneyi parmağına batırdı. Kolunu havuza uzattı. Kanı damlattı, köpek balığı hemen aldı. Kanın kokusunu mu aldı? Yok, komple Selahattin abiyi aldı. Havuza indirdi. Aqua Park gösteri havuzunda Selahattin abiyle köpek balığı boğuşmaya başladılar. Tam Selahattin abi böyle bacak kitleme hareketiyle
köpek balığının kafasını sıkıştırdı. Köpek balığı Selahattin abinin kopardı. Onu diyemeyiz. Ne diyelim? Şimdi Selahattin abinin ardı yerine ne bileyim Lopez diyelim. Lopez mi? Lopet olmasın o. İşte onu da demeyelim diye benim de aklıma ilk o geldi. Zor olacak. Evet. Lopez. Lopez'den uyduralım. Buyurun. Sonra Selahattin abi hayvana bacak kitlemesi hareketi yapıp kafasını sıkıştırdı. Sonra köpek balığı Selahattin abinin Lopez'ini kopardı. Eyvah, ikisini birden mi? Yok, sadece sağ Lopez'ini. Dur bakalım nereye gideceğiz? Evet. Tabii ben aşağıdan bağırdım. Selahattin abi, hayvanın burnuna vur. Burnu zayıf noktası. Burnuna vurursan mala bağlar dedim, o da vurdu. İşe yaradı mı? Yok. Hayvan daha da sinirlendi. Selahattin abi bu sefer akvaryonun camlarına bam, bam diye vurmaya başladı. Sonrasında biz artık buraya kadarmış derken köpek balığı Selahattin abiyle akvaryumun camını kırmaya başardı. Ondan sonra bunlar foş diye boşaldılar. Köpek balığı, Selahattin abi ve Lopez. Selahattin abi sağ Lopez'i olmamasına rağmen çevik bir hareketle kalktı ve hayvanı kurbanlık bağlar gibi hemen bağladı. Bize de dedi ki, çocuklar Lopez'imi de alın şurada. Onu ben yarın anamgile yorgan iğnesiyle diktiririm dedi. Biz tabii Lopez'i aldık ama böyle bakmadan. Sonuçta abimizin Lopez'i. Lopez'i poşete, hayvanı da kamyona yükledik, hareket etmeye başladık. Selahattin abi Lopez'inin biri olmamasına rağmen yine de mutluydu. Çünkü başarmıştı, koca yürekli insan. Selahattin abi içimizde. Biz tabii hayvan kamyonda tıngır tıngır ilerliyoruz ama Selahattin abi bir 15 dakika sonra beyin sarsıntısının ve kan kaybının etkisiyle hayvana olan acıma duygularını yavaş yavaş yitirmeye başladı. Ömürka döndü, hayvana dedi ki, lan sen benim Lopez'imi kopardın. Ben de senin Lopez'ini keseceğim. Lopez oğlanı, dedi. Selahattin abi pisleşmiş. Ama hala içimizde. Bize de talimat verdi. Dedi ki, göl kenarına çekin. Bu şerefsizi ızgara yapacağız, dedi. Biz de dedik ki, Selahattin abi, ne yapıyoruz ya? Olmaz yani, yazıktır, günahtır hayvana, dedik. Ulan dedi, bana Lopez'ini yiyeyim ayağı yapmayın, dedi. Yakın şu mangalı deyince biz de mangalı yakmış bulunduk. Sonra ateş olunca kamyondan hayvanı almak için gittik. Baktık hayvan cansız bir şekilde yatıyor, güzel. Uzandık hayvanı almak için. Hayvan bir kuyruk darbesi, Selahattin abi kamyona çarpıp mangala düştü. Köpek balığı da kuyruğuyla seke seke kendini göle attı hakim abi. Tabii biz hayvanla cebelleşmişiz. Enerji yakmışız. Yani ölüyoruz acımızdan. Selahattin abi bize döndü, dedi ki, ben buradan et yemeden gitmem arkadaş. Poşeti açtı. Poşetten Lopez'ini çıkardı. Şöyle bir salladı. Bir iki tokatladı Lopez'ini. Güzelce yumuşattı, sonra mangala bastı. Yuh artık ya! Yuh artık! Yemediniz değil mi? Hakim abi o kadar güzel koktu ki... Selahattin abinin Lopez'i. Hayır, şimdi o da ısrar edince... şimdi ikram edilen bir şeyi geri çevirmekte olmaz dedik ve... Adamı yemişler hakimim. Selahattin abi içimizde. Lan deminden beri
bu içimizde, içimizde dediği kalbinde değilmiş, midesindeymiş. Abilerini yemişler ya. Hem de lüpezini yemişler Kudret. Tadına bakmadan karar verme Hakim abi. Bambaşka bir şeymiş Lopez. Böyle insanın ağzında dağılıyor. Lokum gibi. Bir de kuru olmadı biliyor musun Lopez? Normalde kurur. Suyu içinde bırakmış. Çok güzel. Ama neden güzel olmasın ki? Zaten Selahattin abi çok tatlı birisi. Ulan şuna bak ya. Bir de şaka yapıyor görüyor musun ya? Ulan bir yamyamlığınız eksikti sizin ha. Zaten şu anda acelem olmasa ben size yapacağımı bilirdim ama... Allah'ım ya Rabbim ya. Bir daha adam Lopez'inin üzerine oturamayacak. Hayır hayır, Selahattin abi mutluydu. Hatta yerken bize şaka bile yaptı. Lan siz beni mi yiyorsunuz diye. Sonra da bayıldı. Ama kendine bayıldı yani lezzetten. Çok bayıldı. Hayır bir de adamın kendi rızası da var yani. Ceza da veremiyoruz ki ne yapsak. Hayvan kaçırmaktan bir yıl verdim ulan size. Tamam. Bana bakın. İçeride düşünün. Şu vejeteryenliği falan düşünün en azından ya. Hakimim. Önce bir tuvalete gidebilir miyim? Selahattin abi çıkmak istiyor. Cehennem ol. Hadi çık. Çık. Hadi çık. Sen de bir tuvalete git hakim abi. Lan sen nereden çıkarıyorsun beni tuvalete? Hakimim. Sen çok kıpırdama. Tamam. Dur. Hop. Allah Allah. Allah Allah. Şu halimize bak ya. Gene durduk yere terapilik olduk hakimim. Ya ben de diyordum ki şu davalardan sonra gideriz beraber bir Adana yeriz filan ama ruh hastaları beni... Etten soğuttular. Ne yapalım gidelim bir yerden bir salata yiyelim diyeceğim ama... Ben biraz oturayım burada. Sen en iyisi paket servisi ara, buraya salata getirsinler. Gerçi Adana'da nereden bulacaklarsa salata satan bir yer. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de sen de söyle.